sevgili sektör mensupları. Mevlana'nın diyarı Konya bugün sektörümüzün duayenlerine ev sahipliği yaptı. Birbirinden değerli üstatları ağırladı. İşte o üstatlardan sektörümüzün gururu, medarı iftarı üstatlardan bir tanesini sizlerle tekrar tanıştırmak istiyorum. Birçoğunuz kendisini biliyorsunuz. Efendim batıdan Bartın'dan geldi değerli meslektaşımız. Karadeniz'in o güzel şehri, Batı Karadeniz'in Bartın ilinden. Acarlar Perdenin sahibi Sayın Ali Osman Acar bizlerle birlikte. Aslında Ali Osman Acar bizden ziyade tabii ki JTEX ailesiyle birlikte olmak için geldi. Onlara değer verdi. Onların bu etkinliğinde yer almak istedi. Çünkü bu etkinlikte tuzu bulunsun istedi. Üzerine düşen görevi de yaptı efendim. Sabah saatlerinde alışverişini tamamladı. Yarın da inşallah bir Mevlana gezisi gerçekleştirecek. Akşam saatlerinde de Ali Osman Acar abimizi Bartın'a uğurlayacağız. Böylelikle bu etkinlikte de görevini gerçekleştirmiş oldu. Efendim şimdi mikrofon kendisine uzatalım. Biliyoruz gecenin geç saatleri hayli yoruldu ama yine bizi kırmadı. Ee, siz, sizler için oturduk bu sefer efendim ekran başına. Ben istiyorum ki Sayın Ali Osman Acar'ı gençlere örnek teşkil edelim ve sorularımızı soralım istiyorum. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Eminim. Çok teşekkür ederim, evet. sağ olun. Her zamanki gibi e, size düşen görevi yaptınız. Evet. Efendim e, olmak istediğiniz yerde oldunuz. Aslında bu işinize, mesleğinize verdiğiniz değer saygıdan kaynaklı. Ben öyle düşünüyorum. Ve sizi hatırlamak istiyoruz. Tekrar şöyle bir Bartın'a gidelim. Acarlar Perde'yi yeniden hatırlıyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, bu kardeşimizin davetlisi olarak buraya gelmiş bulunuyoruz. Bizi davet ettiler. Bizim anlayışımızda, örfümüzde davete icabet gerektir. Mantı okuyunca Buraya geldik. Sizler de buna vesile oldunuz. Aydın Bey vesile oldu. Bu buluşmayı, buradaki güzellikleri bize yaşatmanızı da sizin de bir vesile olduğunuzu biliyoruz. Bunun için de size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Aydın Bey'e de teşekkür ediyorum. Ben yanıma kardeşim, arkadaşım, çok sevdiğim personelim Cevat kardeşimi de Cevat kardeşimi de alarak beraber dostluğumuz yani. zamanda da aynı zamanda e, yollara düştük e, çok da güzel oldu hem buranın e, maddi iş, e, havasından hem de e, güzel Konya'nın e, manevi Aynen. havasından evet manevi havasından istifade ederiz mülahazasıyla buralara geldik. Dün akşam kaldık otelimizde, istirahat ettik. Bugün de işlerimizi gördük. Arkadaşlarla tanıştık. Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen arkadaşlarla meslektaşlarımızla görüştük, tanıştık. Bazı fikir alışverişlerinde bulunduk, sohbetler ettik, ürünleri değerlendirdik, ürünlerin güzelliğini teyit eden hem fikir olduğumuz arkadaşlarımız oldu. Hakikaten arkadaşımız iyi hazırlamış. Gelenekli standlarıyla olsun, gerek çeşitleriyle olsun, fiyatlarıyla da olsun. Cazip imkanlar sundular. Güzel ürünler yapmışlar. Ben bu vesileyle o arkadaşımıza da Mustafa Bey'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Genç bir iş adamı. İleride daha güzel işlere imza atmasını temenni ediyorum. Çok uzun ve güzel bir hayat olsun istiyoruz. Böyle arkadaşlarımıza memleketimizin, bölge, bölgemizin, muhitimizin çok ihtiyacı var. Bunları desteklememiz lazım. Bunlar istihdam meydana getiriyorlar. Hem aileleri için hem toplum için çok faydalı şeyler yapmış oluyorlar. Bu istihdam ülkemiz için, memleketimiz için, beldemiz, bölgemiz için çok önemli şeyler. Arkadaşlarımız genç yaşta Buna soyulmuşlar. Bunun için ayrıca arkadaşıma da bir başarılar diliyorum. bahtlar açık olsun de diyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bundan ibaret. Hı. Bundan sonra da bu mesleğe atılmak isteyen ve bu mesleğin içerisinde olmak isteyenlere benim hayat düsturumdur. Para değil, önce hizmet. Hı. Güzel hizmet, disiplin, kaliteli ürün, makul fiyat, ve ondan sonra da zaten para kendisi arkasından bu güzel gayeler olduğu zaman gelmiş oluyor. Para da arkasından gelmiş oluyor, Hı. Emel Hanım. Bu vesileyle ben size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Burada epeydir görüşmemiştik. Bu vesileyle tekrar burada görüşmüş, buluşmuş olduk. Güzellikler oldu, yemek yedik, oturduk arkadaşlarla tekrar diyorum size sohbet ettik. Çok güzel bir vasat meydana geldi. Teşekkür ediyorum size evet. tekrar Efendim bir soru daha sormak istiyorum daha Değil sonrasında buyurun. da sizi yormak Estağfurullah. istemiyorum. Estağfurullah. Ee, 2019 sezonunu artık bitirmek üzereyiz evet. önümüzde çok ciddi bir kış bizi bekliyor malum Türkiye'nin dört bir tarafında bu kışı yaşayacağız. İşlerimiz biraz durağan geçecek efendim şimdi iki şıklı bir soru sormak istiyorum. 2019'u Acarlar Perde kendi çapında nasıl geçirdi? Acarlar Perde 2020 sezonuna nasıl hazırlanıyor? Benim gözümde mesela bu etkinlikte yer almanız bile bir hazırlıktır. Bir sezon öncesi hazırlıktır ama siz değerlendirin istiyorum. Efendim 2019 tabii zorlu bir yıl geçti. Çeşitli ülkenin içinden dışından bir takım sıkıntılar meydana geldi. Bunlar ister istemez menfi şekilde yansıdı bizim sektörümüze. Malum maliniz bizim sektörümüz inşaat sektörüyle direkt olarak bağlantılı. İnşaat sektörü kitaya uğrayınca işler gerileme durumuna girince haliyle bizim işlerimize de e, nispeten e, zarar verdi. İşlerimizi durağan hale getirdi. Ama böyle olduğu halde yine de e, gerek e, yaz sezonunu e, bizim yurt dışından gelen müşterilerimiz, e, gerekse kendi, kendi muhitimizde, bölgemizdeki e, müşterilerimiz vasıtasıyla e, çok da kötü geçti diyemeyiz. Biz çok da kötü geçti diyemeyiz. Yani e, demin de arz etmeye çalıştığım gibi, ben Emel, Emel Hanım eğer siz hizmeti düzgün verirseniz, efendim, imkanlar sağlarsanız, düzgün ürün satarsanız, müşteriye de bunu iyi şekilde yansıtırsanız, işler yürüyor yani bir şekilde yürüyor. E, tabii dikkatli olmak gerekiyor. Her zaman her zamanda olduğu gibi yine de 2019'da da biz dikkatli davranmaya çalıştık. Yani çok prensipli ve itidalli bir... ...yol izlemeye çalıştık. E, 2020'de... ...inşallah iyi geçecek diye ümit ediyoruz. Karamsarlık insana bir şey kazandırmıyor. Bir takım sıkıntılar olursa sektörde... E, ...diğer sektörlerde de... ...bizim sektörümüzde de zaman zaman olabiliyor. Bunları nasıl aşarız... ...kafa yormak lazım gelir. Yani... E, ya ...bu sene iyi geçmez diye... ...düşünerek... ...önümüzdeki yıldan bahsediyorum. 2020 için söylüyorum... İşler iyi olmaz deyip böyle yan gelip affedersiniz yatmak, işte işi akışına bırakmak çok doğru bir düşünce olmasa gerek. Anlatabildim mi? Şimdi bizlerin gayret etmemiz gerekir. Fiyatları makul şekilde müşteriye yansıtmamız icap eder. Evet. Efendim güzel ürünler seçmemiz, güzel ürünlerle müşterinin karşısına çıkmamız ve hizmet etmemiz icap eder. Ee, Tabi yani bu tedbirli hareket etmek suretiyle bir takım farklı şeylerle müşterinin karşısına çıkarsanız ben güzel geçmesi için gayret edilirse çok da sıkıntı olacağını ihtimal vermiyorum yani inşallah. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Eee Jtex Tekstil'le bir yola çıktınız, tanıştınız. Evet. E, alışverişler yaptınız. İnşallah alışverişiniz, ticaretiniz daim olur. Bartın'da da Jtex e, tekstilin evet. ürünlerini görürüz inşallah. İnşallah efendim size e, buraya vesile e, oldu e, sizin e, davetinizin davetinizde sizin de bir şeyiniz oldu payınız oldu buraya gelmemizde size efendim Mustafa Bey'e de özellikle. Ee, bizi buraya tabartından e, davet etmek suretiyle ağırladığı için çok güzel ilgilendiler, ağırladılar, meşgul oldular, bütün personel kendisi. Ee, sizin şahsınızda onlara tekrar teşekkür ediyorum. Ee, demin de ifade etmeye çalıştığım gibi önünde e, çok büyük bir e, hayat var. E, bu hayat içerisinde bahtının açık olmasını, daha çok büyük işlere imza atmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum, niyaz ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatları verdiğiniz için sizin de günlerinizin, gecelerinizin güzellik geçmesini, hayır içerisinde bir ömür sürmenize temenni ediyorum Allah'tan. Efendim amin diyorum. Sağ olun, var olun. Evet, değerli sektör mensupları, JTEX ailesi bir etkinliğin de ötesinde çok şey yaptı diye düşünüyorum. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen perdeci meslektaşlarımızı buluşturdu. Ve şu cümleyi kurmak istiyorum sadece. İyi ki varsın JTEX, yolun açık olsun.